Gahsin'cim. Efendim? Kimseyle muhatap olma canım. İnsanlar belli olmuyor. İstanbul burası. Yok canım, bir sohbet odasına girdim. Kaç yaşındasın diye soruyor. Aa, sohbet odasına mı? Ha. Ayol ben, siz niye giriyorsun sohbet odasına? Ayrıca yaşını niye soruyor? Canım ne bileyim, Petek 93 diye biri soruyor. Bak demek ki bizden daha yaşlılar da var. Söyleme şekerim, söyleme. Aa, tuzaktır o. Kod ismidir. Ay ne bileyim, senin gerçek kişiliğini çıkarmak için yazıyordur. Hay Allah'ım Tahsin. Ne yazayım peki? Ne bileyim, insan gösterdiği yaştadır diye yaz. O kadar uzun yazamam, daha alışık değilim anacığım. Yavaş yavaş dur. Dur bakayım o zaman, şey yaz, dur. Dur ne yaz? Ben bu odaya yanlışlıkla girmişim de. Ay o da olmaz. Dur. Şey yaz, ha? Ben polisim de. Gözleri korksun. Ha, polisim diye yazayım. Evet. Ha. Evet. Aman Tahsin'cim. Çık oradan, çık. Kimin evi belli değil canım. Ya B harfi nerede bak şimdi? Demin ne güzel bulmuştum, dur. Hay Allah yahu. Ah! Tahsin! Dokunma o bilgisayara. Ne? Dokunma, mikroplu o, mikroplu. Nasıl mikroplu? Ayol gazete yazıyor. Çekil oradan, çekil. Çekil. Gel buraya, gel. Bak ne yazıyor. Çekil ayol. Aa, ne yazıyor? Öldürücü virüs Çin'den dünyaya yayıldı ve bilgisayar kullanıcılarına büyük zarar verdi. İnternet yoluyla her eve giriyor. Dikkat edin diyor. Baksana. İyice İfocuğum, ben bu bilgisayarı tanıdık yerden aldım. Ay. Dur bakayım. Nasıl, bilmiyorum işte yazıyor. Nasıl bulaşıyor? İnternetteki sohbet odalarından yayılıyor. E-posta yoluyla gelen resimlerden bulaşıyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Aa, sohbet odası mı? Evet. Bak sen şimdi şansa. Ay sen daha beni dinleme Tahsin. Bak gördün mü başımıza geleni? Bir bu eksik. Ay ben sana dedim Tahsin'cim. Nasıl hissediyorsun kendini canım? İyiyim, iyiyim de boğazım kaşınıyor yalnız. Eyvah. Ya, ay çocukları arasak mı? Hanım onlar ne yapacak? Bir de şimdi söyleyeceksin, bir alay laf işleyeceksin. Doğru. Ukalalık edecekler değil mi? Yok o öyle değildi de böyleydi de diye. Gazete yazıyor işte. Ya vallahi boğazım çok kaşınıyor. Aa ben arıyorum aslında şekerim. Ya şimdi dalga geçecekler bizden. Ayol ne dalgası? Sağlık bu, sağlık. O zaman sakin sakin konuşalım da üzülmesinler bari. İyi, al sen kendin konuş. Efendim? Efendim babacığım? Ne virüsü ya? Virüs girmez babacığım. O bilgisayarda koruyucu var, bir şey olmaz. Zaten internete girmeden virüs giremiyor. Tabii. Hayır, bizim bilgisayara da virüs giremiyor. Merak etmeyin. Bir şey söyleyeceğim, zaten girse de beyin onu kendi kendine yok ediyor. Tabii. Niye o kadar şaşırıyorsun ki? Yok merak etmeyin, bir şey olmaz. Tamam. Hadi öptüm, bay bay. Virüse takmışlar bunlar. Niye virüse taktılarsa? Vallahi İfo içim rahat etti. Bizim şeye virüs girmiyormuş. Ne? Bilgisayara. Ha, nereden bildin? Ay Tahsin bir alemsin yani. Emin misin peki? Öyle söylüyor kız işte. Ha. Eğer yani mikrop girse bile onu beyin temizlermiş. Beyin mi? Evet beyin. Allah'ım. Yani biz boşuna endişelenmişiz. Ha niye acaba? Eğer ya ciddi bir durum olsa kız bu kadar keyifli konuşur mu ya? Ha. Aa. Haklısın. Sen yine de pek yanına yanaşma şekerim böyle. Yaklaşma ona yani. Tarım ama anacığım yaklaşmakla girmiyor virüs. Yani nasıl giriyor? İnternetten giriyor. Ha. Onu bildiğim için hemen interneti kapatıverdim. Darılma dedim ya işte. Hiç anlamıyorsun bu işlerden. Sertaç, oğlum bunaltmışsın kadını.
Evet, fenalık gelmiş Fatoş'a. Şikayet ediyor ya. Evet. Biraz çek kendini. Taktik oğlum. Tabii. Hay ters tepecek, ben ondan korkuyorum. Biraz rahat bırak kadını. Evet. Tamam. Hadi bay bay. Baba. Baba. Heh. Hadi gel biraz bilgisayar dersi yapalım. Ben de 3-5 sakal bir şey yapayım ben. Tamam, ben iyiyim oğlum, iyiyim. Niye baba, gel ya. Ay Volkan'cığım, virüs olur, bir şey olur. Boş verin şimdi şu bilgisayarı. Bak televizyon seyredelim ne güzel. Virüs nereden çıktı şimdi anne ya? Ne virüsü ya? Oğlum gazetede yazıyor ya. Tamam efendim, tamam, tamam. Hadi. Ya anne, siz niye buna bu kadar taktınız? Söyledim ya bir şey olmaz diye. Tamam kızım, takmadım. Tamam, bir şey yok işte. Hadi öğretin o zaman bana. Yalnız internete girmek yok. Niye? Çok istemiyorum internet canım. Siz de girmeyin sakın. Tehlikeli şey ya, virüs şeyden Allah muhafaza. Ya babacığım, tanıdıktan aldık bilgisayarı. Virüs koruyucu program var içinde. Gel sen ya. Ya ben sana söyledim ama ya, gördün mü? Ama ne haliniz varsa görünüz efendim. Efendim. Aslı. Merhaba. Buraya o herif geldi. Fatoş'a getirdiği çiçekleri, çikolataları, oyuncakları toplayıp gitti. Neydi o herifin adı ya? Sertaç. Sertaç. Aa, ver bakayım. Ne yapıyorsun? Ver telefonumu ya. Kaç gündür görmedim arkadaşım. Hayret bir şey ya. Ver telefonumu, ver. Sertaç. Alo sevgilim. Sertaç. Cem ben. Siz kimsiniz? Ha, ben Volkan sevgilim. Sevgilim dediğin kim acaba sevgilim? Volkan. Aa, ne haber? Aslı Hanım'la görüşüyordum ben de. Bir daha görüşebileceğini sanmıyorum sevgilim. Hadi bakayım, hadi kapat. Kapat. Bak Aslı. Bu kaçıncı oluyor? Ne oluyor Aslı? Volkan, yine yanlış anlıyorsun. Yine yanlış anlıyorsun ya. Ne yanlış anlıyorum ya? Herif sevgilim diyor. Dağıtırım lan ben burayı. Ay filmlerdeki gibi ayol. Dur, ne sevgilimi? Kime sevgilim diyor? Kim? Ay rica ederim. Sinirlenme canım. Hastasın zaten. Ne hastası ya? Ya yok bir şey yok. Kime sevgilim diyormuş bakayım, kime? Babacığım, adam herkese... Bizim genel müdür Cem Bey New York'tan geldiği için herkese sevgilim diye hitap eden bir insan. Hani darling manasında şey yapıyor. Mesela diyor ki Şesu'ya da diyor ki bir kahve versene sevgilim diyor mesela Şesu'ya. Ondan sonra aa bu moda çekimi ne biçim olmuş sevgilim falan diyor, yaprağı da diyor mesela. Öyle yani. Hiç hoşlanmadığım şeyler bunlar aslında. Ne biçim iş yeri burası ya? Yoksa aranızda bir şey mi var? Saklama bakayım. Hayır baba, hayır. Yok. Yaprağı da mı sevgilim diyor bu herif? Sana ne yapraktan Volkan? Hakikaten sana ne yapraktan Volkan? Konuyu değiştirme Aslı. Baba, izninle ben artık bu işe bir abi olarak el atmak istiyorum ya. Ensendeyim bundan sonra Aslı. Ne? Nasıl ya? 24 saat tepenizdeyim. İş ediniyorum onu. Görev ediniyorum. Benim kardeşimi o kapamaz o pis herif. Neymiş yani? Ne olacak? Ne isyan edebilirsin ki? Irz düşmanı, ahlaksız herif. Volkan beni dinle. Bir dakika beni dinle ya. Evet dinliyorum. Cem Fatoş'un sevgilisi. Ne? Benim arkadaşım Fatoş'un sevgilisi mi? Evet. Hadi oradan, inanmıyorum. Ne Fatoş'un sevgilisiymiş, yazma. İnan, biz inanıyoruz ofiste. Gayet açık bir aşk var. Tabii ofiste saklamaya çalışıyorlar ama... Sen Fatoş'u son zamanlarda hiç biriyle gördün mü yanında? Görmedim ama yine de inanmıyorum. İnan, ben sana kanıtlayacağım bunu. Gayet güzel kanıtlayacağım, sen de inanacaksın. Hay senin için rahat etsin, yoksa bana ne? Bulaşmaz, bulaşmaz. Her zaman korktuğum başıma gelir. Bulaştı işte. Canım, belki bilgisayar virüsü değildir, nezledir. Ya öyleyse, ha? Ya öyleyse, bu yaştan sonra uğraş dur. Şu Volkan'ı ara da sen bir sor bakalım ne yapalım diye. Ya bak, çocuklara da boşuna telaşa vereceğiz. Mübalağa etme. Öyle fazla, belki önemsiz bir virüstür ya. Kötü hissetmiyorum kendimi. 3 gün yatarım kalkarım. Hayır efendim. Bak ben çeviriyorum. Sen konuş Volkan'dan. Sor bakalım ne yapmamız gerekiyor. Sertaç. Görünmüyorsun ne zamandır yavrum. Hiç abi. Resim kursunda modellik yapıyorum ya. Meşguldüm biraz. Ya. Fatoş'un sana selamı var bu arada. Nerede gördün abi Fatoş'u? Ya sabah bir Aslı'nın ofisine uğradım. Böyle bir etrafı kolaçan edeyim nedir diye. Boş bırakmayacaksın öyle kız kardeş sonuçta. Orada gördüm, selamı var.
Eyvallah, sağ ol. Telefon çalıyor abi. Ha. Babam arıyor lan. Alo? Efendim babacığım. Nasıl? Bilgisayar virüsü mü bulaştı? Ha, nereden anladın? Vallahi böyle bir hafif sersemlik var. Yani bir kırıklık gibi. Olabilir mi acaba? Bence bir şey değildir ama kafa karıştı herhalde. Baba sen her ihtimale karşı çöpü boşalt. Bir de masa üstünü böyle biraz temizle. Fazla dosyalar at düzelir. Yani çöpü boşaltıyoruz, masanın üstünü temizliyoruz öyle mi? O zaman geçer mi peki? He? Ya. İyi. İyi tamam. Peki sağ ol evladım. Yaparız sağ ol. Hadi. Oldu hadi canım. Duydun mu İfo? Ay duydum duydum. Çöpte yuva yapıyor demek ki mikroplar. Ya, işte o çöpü temizleyeceğiz. Ha. Bütün oraları masanın üstünü boşaltacakmışız. O dosyaları falan kaldıracağız. Dosya ne var ne yok hepsini kaldıracaksın. Tamam anladım. Ha. Ben dedim sana o masanın üzerinde durdu duruyor kaç zamandır o bilgisayar. Öyle. Yani işte dedim sana bulaşacak diye. Bari bir çamaşır suyuyla şöyle bir güzel sileyim de dezenfekte olsun. Aman İfo eldivenle. Ha? Her şeyi eldivenle yap. Eldivenle tamam. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa.